Hepinize merhabalar. Ulan özlemişim giriş yapmayı. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün çok güzel, lezzetli bir video ile sizlerleyim. İstanbul'daki en ucuz ve en lezzetli pilavcılarına gideceğiz. Öğrencilik zamanımdan beri gittiğim pilavcılar var. Yeni keşfettiğim pilavcılar var. Gerçekten tavuk pilavları falan efsane. Efsane arkadaşlar. Dedim ki kardeşlerime de bu tecrübeleri söyleyeyim. Bunun tavuk dönerini yapmıştım. Şimdi de pilavını yapıyorum arkadaşlar. O zaman fazla vakit kaybetmeden o güzel pilavcılara yol alalım. Hadi. İlk mekanın oraya doğru geldik arkadaşlar. Burası yeni açıldı sayılır. Kendine has şeyleri de var, ürünleri de var ama ben adaletli olması için ve her yerde bu en kolay bulunacak şey olduğu için tavuk pilav yiyeceğim arkadaşlar. Yani tavuklu pilav yiyeceğim. Geldiğimiz mekanda da pilav arabası Kadıköy'de bulunuyor. Hemen Cafer Aspor falan o tarafta. Şimdi gireceğiz. Zaten bu arada yeni açılmışım belli. Tavuklu pilav yok, var mı yok mu onu da bilmiyorum hazırda. Abi selamlar. Merhaba abi. Nasılsın abi? İyi abi, sen nasılsın? Eyvallah, ben de iyi. Kolay gelsin. Bu arada buram buram pilav kokusu başladı burada. Tereyağı. Çok güzel kokular geliyor. Tereyağı kokuyor değil mi? Abi pilav var, hazır görüyorum. Ama tavuklu pilav 15 dakikası var abi. 10-15 dakika. Hayır, 10 dakika hazır olur. Tamam, bekleyeceğiz. Lezzet için beklerim. Ozan abi biz bekliyoruz, hazır olduğunda. Değecek inşallah. Haberleşiriz. Tamam, eyvallah. İler. Buradayız. Eyvallah. Eray o kadar laf ettiniz beni bırakıp gidiyor bu arada. Ya bunu da söyleyeyim dert yanayım. Harbiden lan ne söylediyseniz çocuğa abi ben gidiyorum dedi. Oğlum gitme kal dedim. Benimle dur dedim. Ben gidiyorum abi dedim. Neyse çayımız gelsin muhabbet ederiz. Pilavlar geliyor. Bakayım başlıyorsun. Eyvallah. Biraz fazla karıştı. Bu bir porsiyon değil mi? Bir porsiyon. Tamamdır. Tamamdır. Tavuk pilavlarımız geldi. Köpüklü ayranım da olmazsa olmazı. Süs biberi var da cesaret edemiyorum. Çok seviyorum ama cesaret edemiyorum. Eray müsaadenle ben başlayayım mı kardeşim? Tabii ki abi. Abi. Şu pirincin rengini biliyor musun? Tereyağı. Tereyağından dolayı tereyağının işte bu kavruluyor falan ya tereyağının rengi bu. Direkt böyle tereyağının rengi. Ve tereyağı tadı da geliyor. Bu porsiyon gayet büyük. Bir de şöyle söyleyeyim. Fiyat performans olarak da başarılı sayılır. 7,5 lira arkadaşlar. Tavuk pilav 7,5 lira. Siz zaten şu an görüyorsunuz ekranda da şeyi. Fiyat listesini. Bence fiyat ve lezzet olarak başarılı. Bu arada demiştim ya ben her yerde kolay bulunuyor diye tavuklu pilav yiyeceğim. Yani her yerde tavuklu pilav yiyeceğim. Ben karabiberi seviyorum. Siz de yorumlara pilavı neyle seviyorsanız lütfen belirtin. Tavuklu mu, tavuklu salatalı mı, kavurmalı mı? Bir sürü çeşidi var. İşte bu abimizin yerinde de köri soslu var. Mangal soslu dediğin ne usta? Bizim kendi spesiyelimiz. Acı ve baharatlı tavuk. Acı ve bize özel, evet. Acı ve baharatlı tavuk. Aynen. İsim bulamadık mangal diyoruz. Dürüstlük seviyem. Vallahi dürüstlük. İsim bulamadık salladık diyor. Abi acı baharatlı tavuk yasaydı. Ailece mangala gittiği zaman tavuğu attığımız terbiye birebir yaptık. Güzel doldu. Ben şimdi ondan yemedim. Yememe sebebim de dediğim gibi diğer yerlerde onu bulamayacağım. Ama bunu bulacağım. Bak. Kanka bayağıdır yemiyordum biliyor musun? Ya bir de sizin için şunu yapacağım. Şu olmazsa olmaz ya bak. Şunu alıyorsun, şuraya koyuyorsun. Sonra şöyle alıyorsun reis şurayı. Allah. Acı güzel acı. Acı güzel acı. Harbiden güzel acı. Mesela tavuklar tiftik tiftik. Genellikle böyle yediklerim hep parça parça olurdu. Burada tiftik tiftik. Avantaj sanırım şöyle oluyor onda da. Yani her bir kaşıkta ağzınıza net gelebiliyor. Diğerlerinde mesela büyük olduğunda bir parçada hepsini bitirebiliyorsunuz. Ama tiftik tiftik olduğunda hepsinin arasına karışmış oluyor bence. O zaman bitirip geliyoruz biz. Pilavımızı yedik. Çayımızı da içtik. Sıra geldi hesaba. Hesabımızı ödeyelim. Bir az bir tam. Ayran. Bir tam bir ayranın fiyatını söyle sonra toplu şey yapayım. 10 TL. Bir tam, o benim yediğim bir tam tavuklu pilav ve açık ayran 10 TL. Çok doğru fiyat. Evet, şimdi o zaman diğer pilavcılarla doluyla çıkıyoruz. Ellerinize sağlık, çok teşekkür ederim. Eyvallah. Bol kazançlar. Kolay gelsin kardeşim. Teşekkürler. Eyvallah. 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 Buradaki lezzet şölelinden sonra diğer lezzet şölenlerine doğru yola çıkalım kanka. Şimdi ikinci pilavcımıza gidiyoruz. Bu arada güneşe çıktığın zaman beynin yanıyor. Beyin yanmıyor değil,
Ama gölgeler fena değil değil mi Eray? İyi abi, serin gölgeler. Çünkü sen kamerayı dik tuttuğundan anlıyorum ben. Havanın yani gölgede havanın estiğini. Şimdi bak mesela güneş geldi, şimdi sağ çekebilir. Şaka bir yana, şimdi geleceğimiz yere de uzun yıllardır geliyorum. Adı da Pilavzade, hemen göstereyim size. Şimdi şöyle kaldır bir daha. Buradayım kanka. Şimdi Pilavzade'ye gireceğiz arkadaşlar. Burada da tavuk pilavıyı değerlendirmeye alacağız. Zaten değerlendirmenin sonunda gelecek. Burası da arkadaşlar Kadıköy Çarşı'da bulunuyor. Kadıköy Çarşı'nın sonuna doğru geldiğinizde sonlara doğru sol tarafta görürsünüz. Eray gösterdi zaten. Şimdi içeri gidelim. Şimdi burada da tavuk pilav yiyeceğiz ama burada da bol çeşit var. Neler var? Neli var? Ciğerli var. Ciğer, tavuk ciğeri. Tavuk. Tas kebabı. Tas kebabı, kuru fasulye. Fasulye, tavuk sote, patlıcan şakşuka, köri soslu tavuk. Bulgur pilavı var. Bulgur pilavı da var. Tavuk fasulye salata karışık oluyor. Ben sadece tavuklu pilav istiyorum. Bir tane tavuklu pilav. Ayran içeceğim. Açık kapalı. Açık da var, kapalı da var. Açık ayran var. Tabii. Oo. Çok hızlıydım. Çok hızlı geldi. Eyvallah. Bir gösterelim arkadaşlar bize Eray gel. Bak. Şimdi nohut, tavuk hepsi beraber. Daha az tiftiklenmiş. Diğeri daha çok tiftiklenmişti. Pipet alabilir miyim? Yanlış mı? Pardon. Görmek. Burayı ben, yani burasının adı biraz daha farklı bir işletmeyken beri sürekli geliyordum. O zaman da pilavcı. Pilavzade olduktan sonra da gelmeye başladım. Yaklaşık kaç yıl olmuş ya? 13 yıldır biliyorum ben burayı. Ya bura 13 yıldır pilavcı. Ama isimleri hep değişti. Lezzet olarak ama hep aynıydı. Diğer işletim şeylerini pek bilmiyorum. Onun için bu videoda tadımdan emin olduğum, güvendiğimi size göstermek istedim. Porsiyon olarak bu da gayet iyi. Bunda farklı olarak nohut var. Ben nohutu yakıştırıyorum ya. Nohut bazı yerlerde ekstra. Sanırım en son ilk gittiğimiz yerde de ekstraydı nohut. Aynen. Ondan sonra. Ama bazı yerlerde pilavın içinde geliyor. Burada mesela nohutlu tavuklu pilavlı. Eğer ki arkadaşlar eğer beğenirseniz, izlerseniz bu videoya, güzel like'lar gelirse bunun arabacı versiyonunu çekebiliriz ama arabalar akşam olduğu için akşam çekmemiz lazım onu. Çünkü bildiğim bazı arabada yapan yerler de var. Onlar genellikle gece kuruyor. Gündüz kurmuyorlar tezgahları. O zaman şunları biraz gömeyim, geliyorum. Bu arada diğer tarafta sıkladım ama ben şu olayı değerlendirmeye almayacağım. Ben ketçaplı da severim bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Siz ketçap döküyorsunuz mu dökmüyorsunuz mu onları da belirtin, merak ediyorum. Ben ketçabı seviyorum pilavda. Ama ketçap kaliteli. Ucuz ketçap olacak kanka. Ben ketçaplıyı vallahi seviyorum. Ama değil mi? Bu değerlendirme de değil kanka. Bunun değerlendirmesi yok. Ketçap ayrı bir şey. Yemeğe devam. Pilavımızı yedik. Şimdi hesabı ödeyeceğiz arkadaşlar. Menüye bakmadım bu arada. Size söylemedim. Evet, borcumuz ne kadar? Tavuklu pilav. 11.5. 11.5. 9 lira tavuklu pilav. Ayran da 2.5. Ve sıra geldi diğer mekana. Oraya doğru yola çıkıyoruz. Evet, şimdi Moda Caddesi üzerinde bir yere gidiyoruz. Burası da yine tükettiğim. Artık söylemeyeceğim. Ya bilin yani, bu gittiğim yerlerin hepsini tüketiyorum ben. Tüketiyorum ama ayrı ayrı zamanlarda hep tükettim. Aynı anda tükettiğim için değerlendirme yapacağız. Şimdi Moda Pilavcısına. Moda Pilavcısına geldim. Şimdi burada aynı şekilde sistemdeydi. Selamlar, merhabalar. Döner ilgiler görünüyor da o aynı. Onu sonra şey yaparız. Abi ben bir porsiyon pilav, tavuklu pilav istiyorum ya. Eray, ayran söylesem sen de içer misin? Uyuyacağım ben artık. Kaçıncı ayran ve kaçıncı tavuk pilav? Bir de açık ayran al abi. Bir de su rica edeceğim. Biz oturmadan pilav yani. Eray Bey, böyle mi geçeyim, böyle mi geçeyim? Nasıl istersin? Öyle. İyi mi? İyi. Eyvallah. Çok yedik. Elhamdülillah çok yedik. Ama bakın bunda da mesela nohut var. Hani ben söylemedim. Kendileri ekstradan nohut ve tavuğu getirdi. Bura tam tersi, daha tüm tavuklar var burada mesela. Daha az tiftik edilmiş, daha parça büyük tavuklar var. Ben açık ayranı ayrı seviyorum ya. Vallahi her yerde
tercihim yani. Yemeğe gidiyorsam ne yediğim önemli değil. Yani yediğim şöyle önemli değil. Pilav, döner, kebap, aç kayran varsa direkt vururum yani. Bunda mesela tereyağı yok. Bunda tereyağı tadı yok. Ama değerlendirmeleri dediğim gibi en sonunda yine yapacağım. Nohut fazla mesela bunda da. Nohut fazla koymuş. Değil mi? Bence yakışıyor. Yani sevmeyebilirsiniz ama bence yakışıyor. Bismillah de oradan gülümse bize. Bilemedim. Abi bak bu yemek videolarını çekerken çok eğleniyorum. Çok keyif alıyorum. Ki birçoğunuz da çok seviyor bu yemek videolarını. Ama bunları bir gün içerisine sığdırıyorum. Nadir böyle 2-3 güne böl, 2 güne böldüğüm. Akşama var ya beynim zonkluyor. Bir de pilav tam böyle kilo aldıran şekerli falan hani böyle nişasta. Ama çok seviyorum abi. Öğrencilikten beri. Eray sana bir anımı anlatayım. O ikinci, ikinci mi? Kaçıncı artık bilmiyorum. Gittiğimiz Pilavzade'de. Yine pilav yemeye gittim. Bundan bir yıl önce falan gibi gittiğimde. Genç arkadaşlar geldi işte. Üniversite öğrencisi falan. Ya dedi, Fırat Başkan dedi, sen ne geziyorsun burada? Dedim nasıl yani? Abi sen gelir miydin pilavcıya diyor. Lan oğlum dedim. Asıl ben buradayım. Siz ne zaman, siz niye geldiniz? Zannediyor ki ben sürekli rosto yiyen, ondan sonra biftek gömen bir adamım. Kanka benim çıkışım pilavcı. Ben pilavcıdan çıktım. Onun için beni görebilirsiniz. En tenha esnaf lokantasında, ki bunun videosunu da çekeceğim. O esnaf lokantalarını da size göstereceğim ve öğreteceğim. Ve bilimum tablacıda, pilavcıda görebilirsiniz beni yani. Ben seviyorum, daha lezzetli geliyor öyle yerler. Size şaka gibi şu an ilkokul arkadaşımı gördüm. Eren geliyor şu an bak. Eren! Ne yapıyorsun? Video çekiyorum yemek, dedim ilkokul arkadaşım geliyor. İsmail İlkan. Gel misin? Eren bir gördüğüne pişman sanki beni. Hani ilkokulda çok dövdüm herhalde ondan da. Seni gitti. Gitti adam kayboldu. İlkokulda çok dövmüştüm Eren'i. İkiz kardeşi vardı Erdi. Eren vallahi özür dilerim kanka yani buradan tüm herkesin önünde özür dilerim. Eğer oradaki kini taşıyorsan kusura bakma. Ben çok sıcak yaklaştım şu an ama eşek kadar adamlar olduk. Evet bir güzel yedik. Şimdi hesap ödeme kısmına geldik. Açık ayran 12 lira. Açık ayran tavuklu pilav. Tamam. Şimdi diğerlerinin tamamını alabilirsiniz. Tavuklu pilav, ayran 12 lira. Tavuklu pilav ne kadar? 9 lira. 9 lira. Açık ayran 3 lira. Açık ayran 3 lira. Tamam. Selam. Tekrardan. Ve zurnanın zırt dediği, zort dediği, cürt dediği yerdeyim arkadaşlar. Hoşuna gitti herhalde. Arkadaşlar çok güzel bir şekilde yedik içtik. Şimdi hemen bir sıralamayı ve fiyatları hatırlayalım. İlk nerelere gittik? İlk gittiğim yer pilav arabası. Fiyatı tavuk pilav, açık ayran. Orada 10 liraydı. Diğer gittiğim yer Pilavzade. Orada tavuk pilav, ayran. 11,5 liraydı. Bir diğer gittiğim yer, en son gittiğim yer Moda pilavcısı. Oranın da fiyatı 12 liraydı. Tavuk pilav, ayran. Şimdi lezzet ve fiyat. Konuşamadım. Lezzet ve fiyat performans açısından arkadaşlar bence pilav arabası gerçekten başarılıydı. Yani tereyağı kullanması bence ekstra bir puan oradan aldı benden ve tavuğu da lezzetliydi. Ayrıca ayranın tadını da beğendim. Bir diğeri ise arkadaşlar yani ikincisi de Moda pilavcısı. Moda pilavcısının da pilavını beğendim. Tavuklarının tadı Pilavzade ile aynıydı ama Pilavzade'den bence pilavı bir tık daha iyiydi. Benim fikrim bu da. Üçüncüsü de Pilavzade oluyor. Dediğim gibi bu son ikisinin aslında pek bir farkları yok. Sadece pilavı bir tık daha diğerinin iyiydi. Ama birinci pilav arabası. Vallahi bir daha ne zaman pilav yerim onu bilemiyorum. Çünkü gerçekten bugün pilava doydum. Gerçekten hepsi aslında lezzetliydi. Ama benim kendi lezzetim bunlar. Bu arada eğer sosyal medya hesapları varsa o pilavcıların aşağıda koyuyorum. Takip etmek isterseniz, bakmak isterseniz oradan da bakabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kayıtta mı? Selam. Eyvallah. Daha demin hareketinizi yaptık şeklinizi. Ayrıldı falan. O güzel oldu. Eyvallah. Beğendiyseniz belirtin her videoyu öyle kapatalım. Her videoyu öyle kapatalım. Koşarak kaçarım Eray'dan.